Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yumuşacık, nefis mi nefis simit poğaça tarifi paylaşacağım. Kabımıza bir tatlı kaşığı kuru veya yaş maya ekleyelim. Ardından bir su bardağı ılık su ekleyip karıştırmaya başlayalım. Mayasının güzel olması için bu şekilde karıştıralım ve erimesini sağlayalım. Karıştırdığımız mayamıza bir su bardağı ılık süt ekleyelim. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Bir yemek kaşığı şekerimizi ekledikten sonra da tekrar karıştıralım. Bu şekilde şekerimizin ve diğer malzemelerimizin erimesini sağlayalım. Karışan malzemelerimizin ardından aldığı kadar un ekleyip kulak memesi kıvamında olmasını sağlayalım hamurumuzun. Hamurumuzu yavaş yavaş ekleyelim arkadaşlar. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmek için. Bu şekilde un eklemeye devam ediyorum. Yumuşacık hamurumuz hazır arkadaşlar. Üzerini bir streç filmle kapatalım ve 40 dakika mayalanması için dinlenmeye bırakalım. Arkadaşlar bir tabakta pekmez sulandıracağız. O yüzden tabağımıza bir miktar pekmez ekleyelim. Ardından da bir çay bardağı kadar su ekleyelim ve eritmeye başlayalım pekmezimizi. Mayalanan hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Bu şekilde arkadaşlar. Ardından hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar alalım. Aldığımız parçayı şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde yuvarlayalım ve kenara bırakalım. Aynı şekilde bütün hamurdan mandalina boyutunda parçalar alıp işleme devam edelim. Artık tamamen simit poğaçamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Aldığımız mandalina büyüklüğündeki parçayı bu şekilde üstten bastırarak açmaya başlayalım. Açmış olduğumuz hamurumuzun ortasına kaşar peyniri ekleyelim ve bu şekilde kenarlarını kapatalım. Hamurumuzun kenarlarının kapanmasına gayret gösterelim. Sulandırmış olduğumuz pekmez suyuna batıralım. Bu şekilde arkadaşlar her bir kenarına değsin. Ardından küncümüzün içerisine alalım. Yine aynı işlemi küncüğü de yapalım. Küncüye de batırmış olduğumuz simit poğaçamızı yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize alalım. Hamurumuzu tekrar aynı şekilde açalım. Aynı işlem adımlarına devam edelim. Yine hamurumuzun ortasına kaşar peyniri ekleyelim ve kenarlarını kapatalım. Kahvaltınız için ayrı bir tat olacaktır bu arkadaşlar, eminim. Ben simit poğaçayı genellikle sabah ve 5 çaylarında yapıyorum arkadaşlar. Sıcacık fırından çıkıyor ve kıyır kıyır oluyor arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Simit poğaça tarifimi yaptıktan sonra yorumlar kısmına görüş ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda da hatırlatmak istedim. Desteğinizi bekliyorum. Hamurumu pekmeze batırıp ardından da künceye batırıyorum arkadaşlar. Aynı işlem adımlarını diğer hamurlarımız için de yapalım. Tepsiye dizmiş olduğumuz poğaçalarımızı bu şekilde bıçak yardımıyla yaralım arkadaşlar. Aynı işlemi diğer poğaçalarımız için de yapalım.
Yumuşacık, nefis mi nefis bu tarif için önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yani yaklaşık 20 dakika bekletelim. Sıcacık simit poğaça tarifimiz hazır. Fırından çıktı arkadaşlar. Bu şekilde de göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. Simit poğaçamızın içerisini de göstermek istiyorum. Bu şekilde kaşarımız erimiş. Videolarımı beğenmeyi ve Tarif Perisi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun.